Merhaba arkadaşlar, Sukulentüryaz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Trompete yaprakları ile yaptım açılış arkadaşlar. Bunlara yüzüne gözüne baka baka kış boyunca bir türlü köklendiremedim, biliyorsunuz. Geçmiş videoları da bakarsanız oralarda görebilirsiniz kış videolarında. Fakat bunlarla ilgili bebek hane videosunun linkini de ben yorumlar kısmına etiketleyeceğim, oraya atarım. Oradan da bakın. Bir türlü köklenmemişlerdi arkadaşlar. Ben sonbaharda aldığım yapraklardan hiç bebek alamadım. Hiç büyüme kat edemedim. Yani olmadı bende. Dolayısıyla ben çok gerçekten ağır bir kış geçirdim. Burada zirai donlar vesaire derken içeri dışarı çok taşıdım. Güneş görsünler istedim dışarıya, içeriye. Fakat yine de her şeye rağmen olmadı. Bakın bunlar 2 haftadır salonda ışık alan, pencere önünde açık havada ve şunu göstereceğim. Bakınız. İnşallah odaklayabilirim. Şöyle yapacağım. Bakın. Bebek verdi. Bu bebekli, köklü. Bakın arkadaşlar. Yok, bu başka bir tür. Pardon. Bu değil. Şurada yine bakın. Çıkartayım. Ellerimde hep toprakla uğraştığım için kusura bakmayın arkadaşlar. Gerçekten çok kurudu ve çok kirli bir durumda. Bakın. Bebekler veriyor. Artık kökler de başladı. Bebek vermeler de başladı. Yani ben kusura bakmayın sesimden dolayı toz toprak her zaman beni etkiliyor. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani ikliminize göre eğer sizlerde çok aşırı soğuklar olmuyorsa, ağır kış geçirmiyorsanız, zirai don olmuyorsa, ılıman bir iklimdeyseniz evet belki sonbaharda bebek yatırabilirsiniz. Sizde olur. Fakat karasal iklimde yaşayanlar bizler gibi çok ağır şartlarda kış geçirdiysek bizde bebek verimi olmuyor. Yani yeni başlayanlar için bir dipnot olsun. İlkbaharda bebek yatırmanız daha hızlı bir verim alıyorsunuz. Yaprak yatırırsanız hızlı bebek gelişimi oluyor yani. Bakın 2 tane ve burada bakın şuradan kök veriyor. Bebekler hemen kendini göstermiş. Kızardılar. Bakın. Aşama aşama ben bunları köklendikçe yatırıyorum arkadaşlar. Hatta size göstereyim. Birkaç yere böyle köklendikçe yatırdım. Ve hızlıca bebek göstermeye başlıyorlar. Bakın burada da trompetalarım var. Bunlar da ilk köklenenlerden. Bakın şurada hemen ucu kızardı. Bu çok yakın zamanda bebek verecek. Burada var. Burada var. Bakın görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Kök verdi ve bebek çıkmasına da gerçekten çok kısa bir zaman kalmıştır. Böyle köklüyorum ama siz bunu yapmayın. Size göstermek için yaptım. Yani sonbaharda değil de ilkbaharda olması gerektiğini ben düşünüyorum. Bunda da ucunda kızarma var. Ben böyle yatırdım birçoğunu. Karışık kuruşuk. Bu gelmiyor. Bu zaten kök salmış oraya, tutunmuş. Burada bir tane var bakın. Bu da kök yapmış sanırım. Bakın. Tek elle çektiğim için arkadaşlar. Bakın. Köklü. Yani arkadaşlar
İlkbaharda eğer yaprak yatırırsanız gerçekten daha hızlı verim alırsınız. Bakın bunlar falan çok uzun zamanlardan beri böyle saksıdaydı. Bir türlü bebek olmadı. Bunlar hepsi köklendi ve diplerden bakın pembiş pembiş kökleri bebek verecekler. Bakın nasıl hızlı büyüyor bebekler. Görüyor musunuz? Bakın bunlar. Arkadaşlar. Bunları belki 3 hafta oldu veya olmadı. Hemen bebek verdiler ve ben bunları buraya saksıya aldım. Çok hızlı bir sürede gerçekten güneşi ve ılık havayı. Tabii mevsim olarak da çok etkin arkadaşlar. Yani ilkbahar sonuçta ağaçlar bile göz göz oluyor. Bu ne demek? Yani artık hayata göz açmak. Yani ilkbahar bu anlama geliyor benim için. Yeniden hayata göz açmak. Bu da yapraklarda da öyle. İlkbaharda daha verimli olursunuz. Ha, ılıman iklimdesinizdir. Buna bir şey diyemem. Tabii ki ben bunu çok zor şartlarda kış atlatanlar için söylüyorum. Siz olun, ilkbaharda yapraklarınızı yatırın. Şimdi burada ben aşama aşama köklenenleri dikiyorum ya, bunu da yine sizin eşliğinizle dikmek istiyorum. Buraya toprağımı hazırladım ben. Böyle bir geniş saksıya ve bunları buraya şu 3-4 kısmı dikmek istiyorum. Bakın. Yani bebekli. Şöyle göstereyim. Bunlar şimdi açık havada, güneşte daha da kırmızı güzel bebek verecekler. Şu şekilde büyük rozetler olduğu için biraz geniş dikeceğim. Şöyle. Bu şekilde direkt yatırsak da olur arkadaşlar. Bunlar zaten köklendikçe tutunacaklar. Zaten bunları biliyorsunuzdur ama bilmeyenleriniz, eğer yeni sukulent alıp da edinenleriniz varsa aranızda, yani böyle de olur. Hafif şöyle kapatırsanız da olur. Her ikisi de olur. Onlar her türlü toprağı buluyorlar, toprağa ulaşıyorlar. Şunları şöyle alayım. Yani gerçekten çok üzüldüm bu kış. Keşke hani yapraklarını o kadar erken almasaydım. En azından anaç bir güzel büyürdü. Rozeti büyük olurdu. Fakat ben bir kanalda izledim. Ondan esinlenerek de öyle Eylül, Ekim gibi yapraklarını aldım. Tabii deneye yanıla ne demişler? Her şeyi öğreniyoruz. Bunları böyle böyle yatıracağım. Bu sırf trompetler için olacak. Bu saksı. Başka tür dikmeyeceğim buraya. Şu olmayan bu taraftakileri de yine birkaç tane şuraya koyabilirim. Bunlar da artık gerçekten çok hızlı bir şekilde burada açık havada olduktan sonra hiçbir sorun yaşamadan köklenecekler inşallah. Bunları da böyle ortalara doğru yatıracağım. Zaten biliyorsunuz büyüdüklerinde bebekler böyle sıkış tepiş olduklarında alıyoruz, ayırıyoruz. Ayırırız, sıkıntı değil. Elimde 2 tane, 3 tane daha var. Onları da yine buraya yatıracağım. Olsun, sıkışık olsun. Hepsi bir arada gözümün önünde olsunlar artık. Ben böyle bir kabın içine arkadaşlar isimlerini yazıyorum. Şöyle dikine koyuyorum. Oradan köklendikçe takip edip hemen toprakla buluşturuyorum. İyi oluyor.
İsim yazarsanız da karıştırmıyorsunuz hangi tür olduğunu ismiyle dikerseniz. Bakın arkadaşlar, bu şekilde. Ve ben bunu şimdi şöyle burada bir kenarda dursun. Fazla oynatmayacağım yerinden. Arkadaşlar, kök verene kadar su vermeyeceğim. Böyle sabah güneşi alan bir yerde, esinti alan bir yerde konumlandırıyorum şimdi. Suyunu da sonra takip edeceğim. Belki ara ara şöyle damlatarak toprağı nemlendirebilirim. Fazla yapraklara dokundurmayın. Öyle yaparsanız siz de. Böyle bunu birlikte yapalım istedim. Burada da koca kızım var. Bu da anaç bir oviferyum. Bundan da arkadaşlar yapraklarını artık alacağım. Hiç korkmadan, gerçekten artık hani ilkbaharın zaten öncesinde ben tecrübesini biliyorum. İlkbaharda hep yaprak alırdım. Yapraklarını ilkbaharda alın. Artık hızlıca bebek vereceklerdir bunlar. Bu tombul yaprakları biliyorsunuz çok seviyorum. Bu da hafif pembeye dönüyor. Mavi pembe arasında. Ama burada biliyorsunuz badem şeker dediğimiz şu tür mesela şu. Bu pink olanı. Bu pink monstone. Bu oviferyum. Bundan bayağı iki saksı yaptım. Hem bu hem bu. Çünkü çok seviyorum. Bu yayvan saksıları tamamen dolsunlar istiyorum. Böyle lokmalık lokmalık. Bundan da böyle yapraklar alacağım. Bunları çok hızlı köklendiğini göreceğiz zaten. Bunlardan kışın, yani yine sonbaharda aldığım saksı da var yukarıda arkadaşlar. Onlarda inanın daha köklenmemiş olanlar bile var. Bunları böyle bu şekilde buraya ben koparayım. Bunlar burada çok hızlı bir şekilde köklenecekler. Böyle. Çünkü bakın bunların bebeklerini de göstereyim size. Bakın oviferyumun bebekleri bunlar. Bu. Bu. Burada iki tane var. Bir de burada var. Evet, burada var. Üç tane. Bayağı diktim bunlardan ama köklenenleri, bebek verenleri hemen buraya aktardığım için bunlar bu kadar oldu. Bu oviferyum değil. Bu badem şekerinden, bu moonstone'den. Bakar mısınız, yaprağı bitişik yaprak gelmiş, kalp gibi. Şimdi fark ettim. Oy kuzum benim. Bakın burada da daha geliyorlar bebekler. Evet, burada da var oviferyum. Bakın. Şu hatta bakın. Kendi koyduğum yaprak buradan büyüme yaptı. Arkadaşlar bilmiyorum sesim geliyor mu? Kuşların sesinden. Burada da var. Bu da yaprağı. Yukarıdaki saksımda da çok var. Bakın burada. Burada var. Bakın. Evet, tutulmuş oraya. Kaldırmayayım şimdi. Şöyle bakarsanız. Böyle. Bebiş. Burada var. Bakın. Yani ilkbaharda ki yapraklar daha dolgun. Yani bebekleri daha dolgun. Daha yuvarlak tombik çıkıyorlar. Bakın bunları da yukarıdan getirmiştim. Yine bunlar da sonbaharda aldığım yapraklar. Bunlarda daha herhangi bir şey yok. Daha yeni yeni bakın oradan kendini gösteriyor. Daha yeni yeni. İşte havalar ısınınca arkadaşlar böyle hızlıca
Bebek verecekler inşallah. Bakın. Burada kök veren olmuş. Ama çok susamış toprağım. Bakın görüyor musunuz? Burada trompetamın bebişi. Dokunmayayım ona şimdi. Ay nedense hemen dokunasım geliyor. Dokunma değil mi? Elleme. Burada ne var? Ta uçta. Burada da evet, daha bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bugün böyle kısa bir dikim videosu olsun. Size sadece benim sonbaharda başarısız ama ilkbaharda kesinlikle yaprak yatırmada başarılı olduğumu anlatmak istedim. İkliminize göre siz de deneyin. Sonbaharda bir iki yaprak alın. İlkbaharda yaprak alın. Bakın ona göre arkadaşlar hangi mevsimde nasıl daha iyi verim alabiliyorsunuz, iyi sonuç alabiliyorsunuz. Böyle böyle olacak. Bu kellesini aldığım pembe badem şekerim Monstone. Bu da bebekleriyle büyüyor. Anne gövde o da. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Şöyle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.